Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Hoca Kafası Stüdyolarında sizler için bugün program geliştirmenin kuramsal temellerini çekeceğiz. Peki program geliştirmenin kuramsal temellerine baktığımızda tarihi temel, bireysel temel, toplumsal temel, konu alanı temeli Ekonomik temel, psikolojik temel ve felsefi temel var arkadaşlar. Peki bunlar içerisinde özellikle ÖSYM'in üzerinde durduğu arkadaşlar psikolojik temel ve tabii ki de felsefi temel. Felsefi temellere geldiğimizde arkadaşlar felsefenin alanlarına bakacağız. İşte ontoloji, aksiyoloji, epistemoloji gibi. Felsefi akımlara bakacağız arkadaşlar. İşte idealizm, realizm, naturalizm gibi. Bir de eğitim felsefelerine bakacağız. Geçmişten günümüze kadar en gelenekselden en çağdaşa doğru daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık diyeceğiz arkadaşlar. Yani bu ünitemizde ÖSYM oldukça çokça fazla ne soruyor arkadaşlar bize sorular sorabiliyor. Hadi gelin bakalım program geliştirmenin kuramsal temellerine birlikte bakalım arkadaşlar. Peki ilk temelimize baktığımızda arkadaşlar tarihi temellerimiz var. Peki tarihi temellerimize baktığımızda eğitim programı için arkadaşlar geçmişten bugüne kadar yapılan tüm bilimsel çalışmalardır arkadaşlar. Yani bir yerde zaten tarihi temel dediğinizde aklımıza ne gelecek? Geçmişten bugüne kadar yapılan program geliştirme ile ilgili yapılmış çalışmalar gelecek. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim sistemine baktığınızda arkadaşlar şöyle 4 tane önemli gelişme var bakın tarihi temellerde. Peki bu gelişmelerimize baktığımızda 1924'te arkadaşlar Tevhid-i Tedrisat Kanunu ilan edilmiştir. Hatta siz bunu arkadaşlar Onur hocamla birlikte tarih dersinde daha kapsamlı göreceksiniz. Peki biz bunu sadece eğitimdeki yönünü alacağız. Tevhid-i Tedrisat demek arkadaşlar öğretim birliği demektir. Peki öğretim birliği nedir arkadaşlar? Biliyorsunuz ki Osmanlı döneminde çeşitli kurumlarda arkadaşlar eğitim öğretim yapılıyordu. İşte tekke ve zaviyeler vardı, çeşitli cemaatler ve cemiyetler vardı, işte yabancı okullar vardı, bir de Türk okullar vardı. Peki biz burada arkadaşlar öğretim birliğini sağladık, artık tekke ve zaviyeleri kapattık, hepsini arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim kurumlarını hepsini tek bir çatı altında birleştirdik. Biz bunu arkadaşlar öğretim birliği yasası ya da eski ismiyle tevhid tedirsat kanunu diyoruz. Peki tevhid tedirsat kanunu ile birlikte arkadaşlar biz artık karma eğitim yapmaya başladık. Hatırlayın bakalım arkadaşlar. Türk Milli Eğitim temel kanunlarından bir tanesi de ilkelerinden bir tanesi de karma eğitimdi. Yani kızlar ve erkekler aynı sınıfta aynı okulda eğitimi öğretim görme hakkına sahipti. Peki tevhid-i tezisatla birlikte arkadaşlar biz karma eğitime de ne yapmışız? Önem vermişiz arkadaşlar. Peki başka bir önem verdiğimiz nokta arkadaşlar parasız eğitim. Bakın. Yani okullar devlet elinde devletin desteğiyle olması gerekiyor. Ebeveynlerden, ailelerden arkadaşlar biz para talep etmiyoruz. Buna parasız eğitim ya da devlet eğitimi diyoruz. Peki onun dışında arkadaşlar Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na göre biz laik eğitime geçtik. Bu da bizim temel ilkelerimizde vardı. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıydı. O yüzden de arkadaşlar din kültürü ve ahlak bilgisi dersini biz ne yaptık? E, ortaokul, lise kademesindeki öğrencilere ders olarak, ilkokul kademesindeki öğrencilere de ders olarak arkadaşlar koyduk. Yani demek ki biz layık eğitim sistemini, karma eğitim sistemini, öğretim birliğini ve devlet eğitimi dediğimiz parasız eğitimi Tevhid-i Tezhisat Kanunu ile birlikte hayata geçirmişiz. Bakın bu ilk bizim tarihi temellerimizdeki olan faaliyet. İkinci faaliyet arkadaşlar 1924 yılında ve 1926 yılında John Dewey bakın Amerikalı bir eğitimcidir ülkemize geliyor arkadaşlar. Peki biz bu eğitimciyi ülkemize davet ediyoruz bakın. Peki Atatürk döneminde John Dewey ülkemize geliyor arkadaşlar ve Atatürk'e Türkiye'deki eğitim sistemiyle ilgili bir rapor hazırlıyor. Bu raporuna biz arkadaşlar aşırı merkezileşme raporu diyeceğiz bakın John Dewey demek ki Atatürk'e aşırı merkezileşme raporunu sunmuş. Peki bu raporda ne yazıyor arkadaşlar? Atatürk'e şunu söylüyor. Siz diyor sadece merkez yerlerde yani büyük illerde eğitim öğretim yapıyorsunuz ama taşrada, ilçelerde, kasabalarda, köylerde, beldelerde eğitim öğretim yapmıyorsunuz. O yüzden biz diyor e siz diyor eğitimi merkez merkezlerde yapmışsınız. Peki bunun üzerine arkadaşlar Atatürk e, bu aşırı merkezileşme raporu raporundan sonra eğitim öğretimi taşraya taşımaya ne yapıyor arkadaşlar? Taşraya taşımaya sağlıyor. Demek ki aşırı merkezileşme raporundan sonra ülke genelinde arkadaşlar okullaşma oranlarımız ne yapmıştır? Artmıştır. Okuma yazma seferberliği ilan edilmiştir. Her yere arkadaşlar okul açmaya çalışılmıştır. Peki onun dışında Jondeve ile birlikte bakın. Biz birazcık çağdaş eğitim anlayışına sahip olmaya çalışmışız. Yani artık öğrenciyi merkeze almaya başlamışız. Bireyin ihtiyaçlarına arkadaşlar cevap vermeye çalışmışız. Bakın 1924 ve 26 yılında biz bunları yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Peki sonrasında 1940 yılında ise bakın John Dewey'in ülkemize gelmesinin sağladığı bir etkidir. Köy enstitülerini açılmasını sağlamıştır bakın. Yani Jondeve ülkemize gelerek 1940 yılındaki köy enstitülerinin açılmasını sağlamış arkadaşlar. Peki köy enstitüsü neydi arkadaşlar? bir köyde öğretmen aynı zamanda bilgiyi aktarıyordu. Çocuklar yaparak, yaşayarak arkadaşlar tüm alanlarını geliştiriyorlardı orada üretim yapılıyordu işte e, tarlada bahçede ekim dikim işlemleri yapıyorlardı bir veteriner kadar veter e, hayvan bilgisine hayvan hastalıkları bilgisine hayvan bakımı konusunda bilgilere sahip oluyorlardı ardından o beldede o köyde bir üretim yapılıyordu yapılan bu üretim arkadaşlar pazarlarda satılmaya başlıyordu Böylelikle köy arkadaşlar hem bilgiye ulaşıyordu hem okuma yazma oranı artıyordu aynı zamanda da ülkenin kalkınmasına katkı sağlıyordu arkadaşlar. Demek ki Jondève'in ülkemize gelmesi çağdaş eğitimin öğrenciyi merkeze almamızı sağlamış, aynı zamanda arkadaşlar okullaşma oranlarımızı arttırmış. Son olarak da 1940 yılında köy enstitülerinin açılmasını sağlamıştır. Peki sonrasına baktığımızda biz 1948 ile 2000 yılları arasında arkadaşlar esasici eğitime geçiyoruz. Peki esasici eğitimde artık biz öğretmen merkezliyiz. Öğrenci bilgiyi salt almak zorunda arkadaşlar. Öğretmen ödül ve cezayla ne yapıyor arkadaşlar? Eğitim, öğretim yapmaya çalışıyor. Peki esasici eğitimde arkadaşlar biz bu yıllar arasında orta öğretim, yönetmeliği çıkarılmıştır. Biliyorsunuz ki orta öğretim demek arkadaşlar lise demekti. Bakın onları da bir tekrar edelim bakın. İlk öğretim 4 artı 4 yani 8 yıldan oluşuyor. İlk öğretimi ikiye ayırdığımızda birinci sınıf, ikinci sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf ilkokul. 5, 6, 7 ve 8. sınıf ise arkadaşlar ortaokul. Peki orta öğretim dediğimiz ise arkadaşlar lise kademesine de denk geliyor. Yani lise 1, lise 2, lise 3 ve lise 4 ya da 9, 10, 11 ve 12. sınıfa biz orta öğretim veya lise kademesi diyoruz arkadaşlar. Peki esasici eğitimde artık biz öğretmeni merkeze alıyoruz. Ödül ve cezayla öğrencinin sadece bilişsel alanına ağırlık vererek eğitim, öğretim yapmaya çalışıyormuşuz. Peki sonrasında 2005 ve sonrasında ise arkadaşlar bizler artık tekrardan bakın çağdaş eğitime ağırlık veriyoruz. İlerlemeci eğitim felsefesini arkadaşlar savunuyoruz. Öğrenciyi tekrardan merkeze alıyoruz. Öğrencinin ilgisi, ihtiyacı, yaşı gelişimsel özellikleri bizim için ön planda olmaya başlıyor. Öğretmen rehberdir. Öğrenci bilgiyi yaparak, yaşayarak kendisi oluşturuyor. Buna da arkadaşlar biz yapılandırmacı ekol diyoruz. Peki bir de 2005 sonrasında 2012 yılında arkadaşlar zorunlu eğitim kesintisiz 12 yıldır diye arkadaşlar bir yönetmelik çıkarıyoruz. Yani günümüzde demek ki ilk öğretim ve orta öğretim yani ilkokul, ortaokul ve lise arkadaşlar zorunlu eğitimin içerisinde. Bunlar bizim geçmişten günümüze kadar eğitim sistemiyle ilgili yapılan arkadaşlar tarihi temellerimiz. Peki geldim öğretmenim ikinci temelime bireysel temelleri. Peki bireysel temellerde de benim aklıma şu gelecek arkadaşlar. Biz sizlerle birlikte eğitimin işlevlerinden bahsettik. İşte bireysel işlev, toplumsal işlev, ekonomik işlevi dedik arkadaşlar. Gizil işlevi demiştik. Bir hatırlamanızı istiyorum. Peki burada bireysel temeller eşittir arkadaşlar. Bireysel işlev. Peki bireysel işlevde şunu söylemiştik. Bireyin ilgisi ihtiyacını ön planda tutarak bireyin kendini tanımasını bireyin kendini gerçekleştirmesini ve yaşam kariyerini arttırmasını planlıyorduk arkadaşlar. Demek ki siz değerli öğretmenlerim bir paragrafı okuduğunuzda bireyin ilgisi ve ihtiyacı ön plana alındıysa bireyin kendini tanıması ki bu rehberliğin ilk amacıdır. Bireyin kendini gerçekleştirmesi bu da rehberliğin nihai amacıdır. Son olarak da arkadaşlar yaşam kariyerini arttırmasını planlayan bir paragraf varsa biz buna bireysel temel diyoruz arkadaşlar. Bir de bireysel temelde şunu düşünmenizi istiyorum. Birey eğitim sisteminden ne ister bakın. Birey eğitim sisteminden ilgisine ve ihtiyacına uygun program ister. Birey eğitim sisteminden kendini tanımasına yardımcı olmasını ister. Birey eğitim sisteminden kendini gerçekleştirmesi için olanaklar, seçenekler ister. Birey eğitim sisteminden yaşam kariyerini arttırması için arkadaşlar fırsatlar vermesini istiyor. Demek ki ben paragrafa birey eğitim sisteminden ne istiyor diye soruyorsam paragraf bana kendini tanımak ister, ilgisini ve ihtiyacını e, ihtiyacına uygun eğitim programı ister, kendini gerçekleştirmek ister, yaşam kariyerini arttırmak ister gibi cevap veriyorsa bunun arkadaşlar temeli neymiş? bireysel temel. Peki geldim öğretmenim diğer temelimize bakın. Toplumsal temel. Toplumsal temelde ise aklınıza şu gelecek arkadaşlar. Toplumsal işlev ya da sosyal işlev. Peki toplumun kültürel değerlerini toplumun ihtiyaçlarını karşılayan arkadaşlar programın temellerine biz toplumsal temel diyoruz bakın. Peki toplumsal temellerde özellikle ön planda olan bakın kültürün aktarılması ve sosyalleşmenin sağlanması. Peki ben burada toplumsal temellerde şunu düşüneceğim bakın. Toplum eğitim sisteminden ne ister? Toplum eğitim sisteminden arkadaşlar kültürün aktarılmasını ister. Toplum eğitim sisteminden kültürel değerlerinin korunmasını ister. Toplum eğitim sisteminden insanların sosyalleşmesini ister arkadaşlar. Demek ki toplumsal temellerde de benim aklıma bir eğitimin toplumsal işlevi gelecek arkadaşlar. Yani kültürün aktarılması, insanların sosyalleşmesi, toplumsal kültürün devam etmesi gelecek. Peki bunu hallettik bakın geldim ekonomik temellerine. Ekonomik temellerinde ise aklınıza arkadaşlar gene ekonomik işlevleri gelecek. Yani eğitim sistemi arkadaşlar bize bir iş gücü ve bir istihdam sağlıyordu. Yani bizler eğitim sistemi içerisinde yetişen öğretmenlerdik. Öğretmenler olarak ileride işe başlıyorduk. İşe başladığımızda da arkadaşlar ülke olarak bir iş gücü sağlıyorduk ve istihdamı ne yapıyorduk arkadaşlar? Sağlıyorduk. Demek ki ekonomik işlevler eşittir arkadaşlar ekonomik temeller bu cepte. Peki bunun dışında arkadaşlar paragrafı okuduğumda yapılan bir işle birden fazla kar elde ediliyorsa ya da kaba tabiriyle bir taşla iki kuş bir taşla üç kuş vuruluyorsa buradaki hangi temelimizmiş arkadaşlar ekonomik temel. Peki buna bir örnek verelim arkadaşlar atıyorum. Bir sosyal bilgiler öğretmeni x konusunu anlatırken y yöntemini kullanmıştır. Peki x konusuna bağlı y yöntemini kullanırken arkadaşlar a konusunu, b konusunu ve c konusunu da kapsamlı olarak anlatmayı sağlamıştır. Yani öğretmenim ben x konusunu anlatırken farkında olmadan öğrenci a'yı, b'yi, c'yi de öğreniyorsa yani ben bir taşla birden fazla ne vurdum arkadaşlar? Kuş vurdum. Buna da biz ne diyoruz? Ekonomik işlev diyoruz bakın. Yani eğitim sistemine katkı sağlayan ürünlerin mutlaka ekonomik olması gerekiyor. Yani cep yakmaması gerekiyor arkadaşlar. Biz bir iş yaparken birden fazla işi de tamamlayabiliyorsak biz buna ekonomik işlev diyoruz. Peki bunu da hallettik gençler. Geldim konu alanı temeline. Konu alanı temelinde ise benim aklıma program geliştirmenin arkadaşlar öğeleri gelecek. Hadi bir hatırlayalım program geliştirmenin dört tane öğesi vardı. Hedef yani niçin öğretiyoruz sorusunu arkadaşlar cevap veren bizim için hedefti. Peki ne öğreteceğiz sorusuna cevap veren ise arkadaşlar içerik veya konuydu. Nasıl öğreteceğiz sorusunun cevabı ise eğitim durumlarıydı. Ne kadar öğreteceğiz sorusunun cevabı ise arkadaşlar ölçme değerlendirmeydi ya da sınama durumlarıydı. Demek ki program geliştirmenin hedef, içerik, eğitim durumları ve sınama durumları diye dört tane arkadaşlar temel öğesi vardı. Peki bir yerde konu alanı temeli yazdığında benim aklıma şu gelecek. Yani programın içeriği arkadaşlar. Peki programın içeriğine temasına önem veriliyorsa bu bizim için konu alanı temeli olacak. Peki programda konu alanı temeline bakarken bir konunun arkadaşlar mutlaka bilimsel olması gerekiyor. Bu konunun arkadaşlar aşamalı olması gerekiyor ve bu konunun mutlaka aktüel dediğimiz güncel olması gerekiyor. Yani demek ki ben bir hedefe uygun içerik oluştururken İçeriğimin mutlaka arkadaşlar bilimsel olacak. Yani neden sonuç bağlantısı kurulabilecek, ispatları yapılmış bir bilgi olacak, güncel olacak, yani aktüel olacak, öğrencinin dikkatini çekecek. Son olarak da aşamalı olacak. Peki aşamallıktan kastımız nedir? Siz bunları çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Bilinenden bilinmeyene doğru. Somuttan soyuta doğru. Basitten karmaşa doğru arkadaşlar bakın. Son olarak da yakından uzağa doğru. Hatta ÖYT'de arkadaşlar bunları tek tek ne yapıyorsunuz? İlki olarak işliyorsunuz. Demek ki bizim konumuzun mutlaka arkadaşlar basitten karmaşa doğru sıralanması lazım. Bilinenden bilinmeyene doğru gitmesi gerekiyor. Yakından uzağa doğru gitmesi, gitmesi gerekiyor. Son olarak da somuttan soyuta doğru olması gerekiyormuş. Bakın bu da konu alanı temelimizdi. Hadi şimdi de sizlerle birlikte psikolojik temel ve arkadaşlar felsefi temele bakalım. Psikolojik temellerde aklımıza şunun gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Gelişim psikolojisi ve öğrenme psikolojisi konularının gelmesi lazım. Peki gelişim psikolojisinde biz genelde gelişim alanlarını görürüz. İşte bilişsel gelişim, duyusal gelişim, sosyal gelişim, dilsel gelişim arkadaşlar, işte cinsel gelişim, kişilik gelişimi gibi bakın gelişim alanlarını görürüz. Peki öğrenme psikolojisinde ise bir öğrenci nasıl öğreniyor? Yani bir öğrenci sosyal olarak mı öğreniyor, sosyal öğrenmeyle mi öğreniyor, sonrasında arkadaşlar davranış yöntem teknikle mi öğreniyor, yoksa bilişsel yöntemlerle mi öğreniyor, akıl mı yürütüyor bunlara bakarız. Demek ki psikolojik temelde benim için önemli olan arkadaşlar hedef davranışlarının öğrencinin yaşına göre, öğrencinin cinsiyetine göre, öğrencinin gelişim özelliklerine göre, gelişim dönemlerine göre, olgunlaşma seviyesine göre, hazır bulmuşluk seviyesine göre, öğrenme alanlarına göre ve öğrenme yöntemlerine göre arkadaşlar planlanmasıdır. Demek ki ben paragrafı okuduğumda arkadaşlar şu olacak bakın 66 aylık çocukların okula gitmesi gelişim seviyelerine göre uygun olmadığı için 66 aylıktan 72 aya çıkarılmıştır dedi bakın. Yani orada bir gelişim dönemindeki okula başlama ayı uygun olmadığı için 72 aya çıkarılmıştır. Ya da hocam tam tersi bakın 72 aylık çocukların okula başlama ayı çok geç olduğu için bunu Milli Eğitim 66. aya düşürmüştür dedi. Demek ki öğrenme alanlarını, öğrenme yöntemlerini öğrencinin ilgisine ve ihtiyacına göre, öğrencinin yaşına göre arkadaşlar biz planlıyorsak buna psikolojik temel diyoruz. Ya da Ahmet arkadaşlar ödül ve cezayla öğrenirken Fatma ise annesini babasını model alarak öğrenmektedir dedi. Demek ki öğrencinin öğrenme yöntemi de arkadaşlar gene bizim için psikolojik temele ne yapıyormuş işaret ediyormuş. Bakın psikolojik temelin tanımını yazdığımızda ise hedef davranışların öğrencinin yaşına göre, öğrenme yöntemine göre, cinsiyetine göre, hazır bulmuşluk ve olgunlaşma seviyesine göre arkadaşlar planlandığı, temeldir bakın. Demek ki ben paragrafı okuduğumda paragrafta yaş varsa, gelişim özellikleri, gelişim dönemleri, gelişim görevleri varsa, öğrenme alanlarından ya da öğrenme yöntemlerinden bahsediyorsa buradaki temelimiz psikolojik temelmiş arkadaşlar. Peki geldim en çok size soru olarak gelecek yer arkadaşlar felsefi temeller. Peki felsefe nedir diye bir soruyla başlamak istiyorum bakın arkadaşlar. Felsefe bir bakış açısıdır, paradigmadır ya da görüşler bütünüdür arkadaşlar. Peki bana diyor ki Eğitim, şey felsefi temel ne demek? Program tasarımı ve hedeflerin belirlenmesinde biz felsefi temellerden yararlanıyoruz. Demek ki felsefi temeller hedeflerin belirlenmesinde, hedeflerin iç ve dış tutarlılığına göre e, belirlenmesinde, hedeflerin öncelik ve önem sırasına göre belirlenmesinde biz felsefi temellerden yararlanıyormuşuz. Peki hocam felsefi temel dediğimizde bir ülkenin bakış açısı, bir ülkenin sahip olduğu paradigma, düşünce yapısı aklımıza gelecek. Peki felsefi temel en önemli temelimizdir arkadaşlar. Çünkü alt başlıkları bizim için önemli. Hadi gelin bir de onlara birlikte bakalım. Felsefi temellerin altında hocam bakın felsefenin alanları, felsefi akımlar ve eğitim felsefeleri var. Peki Felsefenin alanlarına baktığımızda arkadaşlar, epistemoloji dediğimiz bakın bilgi felsefesidir. Bilgi felsefesinin diğer ismi epistemoloji. Ontoloji ise arkadaşlar varlık felsefesidir. Aksiyoloji, aksiyoloji ise arkadaşlar değerler felsefesidir. Son olarak da arkadaşlar mantık var. Mantık da bakın felsefenin alanlarından bir tanesi. Akıl yürütme becerilerinin işlendiği alanımız. Peki soru bankaları bazen yazıyor arkadaşlar, epistemoloji nedir? Ontoloji nedir? Mantık nedir? işte aksiyoloji nedir diye. Peki bunların hepsi felsefenin arkadaşlar alt alanlarıymış. Peki program geliştirmede benim bunlarla bir işim yok arkadaşlar. Program geliştirmede felsefi akımlar ve eğitim felsefeleriyle ciddi anlamda işim var. Çok güzel de birlikte sorular çözeceğiz bakın. Peki felsefi akımlara baktığımızda ben özellikle bilinmeyen, sıradan olmayan isimlerini yazdım. Çünkü son zamanlarda arkadaşlar soru bankaları ve ÖSYM artık bu felsefi akımların ya da eğitim felsefelerinin diğer isimlerini, eş anlamlarını sormaya başladı. Peki hocam ülkücülük dediğimizde bunun bilindik ismi arkadaşlar tabii ki de idealizm bakın. Gerçekçilik dediğimizde bu bizim için realizm. Yararcılık dediğimizde pragmatizm. Varoluşçuluk dediğimizde ise egzistansiyalizm. Bakın biraz söylemesi ve yazması zor. Egzistansiyalizm. Şöyle yazdık gençler. Doğalcılık dediğimizde ise naturalizm. Bakın bunlar da felsefi akımlarımız. Demek ki felsefe akımlarımız idealizm, realizm, pragmatizm, varoluşçuluk ve arkadaşlar naturalizmden oluşuyor. Peki eğitim felsefelerine baktığımızda ise bakın değişmezlik dediğimde aklınıza daimicilik gelecek bakın. Demek ki daimicilin diğer ismi değişmezlikmiş. Özgücülük dediğimde ise esasicilik bakın. Deneyici görüş ise arkadaşlar ilerlemecinin diğer ismidir. Onu da şöyle yazayım. İlerlemecilik. Yeniden kurmacılığın ise arkadaşlar başka bir ismi yok. Peki o zaman şöyle baktığımızda arkadaşlar program geliştirmenin temellerine baktığımızda tarihi temel, konu alanı temeli, bireysel temel, toplumsal temel, ekonomik temel psikolojik temel ve felsefi temellere baktık. Peki özellikle arkadaşlar psikolojik temeller ve felsefi temellerden bize sorular geliyordu. Peki öğrencinin ilgisi, ihtiyacı, öğrencinin yaşı gelişim özellikleri, gelişim dönemleri diyorsa psikolojik temel. Peki bir ülkenin bakış açısı, paradigması, düşünce yapıları, felsefesi diyorsa arkadaşlar bizim için felsefi temel. Peki bundan sonraki videomuzda arkadaşlar bizler sizler için önce felsefe akımlardan bahsedeceğiz. Ardından da eğitim felsefeleriyle yola devam edeceğiz. Hadi başlayalım.